bunlar belli bir şekilde işgal benim intihar edecek hiçbir durumu yoktur. Ben o zaman zaten ilk gün daha defnetmeden önce gittim, haber gelirken beraber ben burada Cumhuriyet Savcılığı'na gittim. Olay yeri incelemesini aldı, pas söylüyordu. Ve bana izah etti. Şu an bir otopsi yaptıktan sonra G3 piyade tüfeğiyle intihar olamayacağını kanaat getirdim. Siz ne yaptınız? Ben Trabzon'da yaptım. Son dönemde altında çıkış. Yukarıdan bacağı aramasına gerek yoktur. Kulağı 10 santim üstünü o zaman bu şekilde tutması gerekiyor. Bey, bey oğlunuz nerede, nasıl hayatını kaybetti? Oğlum Konya Meram ilçesinde jandarma komutan inzibat karakolunda kaybetti. Ve bana intihar ettiğini söylediler. İntihar olamayacağını ilk günden ben Adana Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçemi verdim. Benim çocuğumun hiçbir intihar edecek nedeni olmadığını beyan ettim. Takipsi kararı verildi. Takipsi kararı sonra efendime söyleyeyim ben tekrar bir dilekçe, avukatın vasıtasıyla tekrar bir dilekçe verdim. Ve yerinde uygun bulduklarının dolayı tekrar açılmasının, otopsi yapılmasının ve tekrardan soruşturma açılmasının ve tekrar dosyanın yeniden açılmasının kısacası yapılmasına karar verildi. Buyur, açıldı. Aldılar bugün İstanbul İhtisas Kurumu'na gönderildi. Başını aldılar. Çuvala koyuyor, çuvaldan sandığa koyuyor, sandıktan gönderdiler. Ortaya çıkacak. Yani bu komplo ve öyle zannediyorum ki zaten rahmetlinin 3 gün sonra balyoz operasyonu başladı. Ve öyle tahmin ediyorum ki bunun sonu oraya dayanıyor. Nasıl dayanıyor? Bir şeye gördü, bir şey tanık oldu. Özellikle bunu söylüyorum. Balyoz davası ile ilgili. Bu bir şeylere tanık. Çünkü albaydı, rütbeliydi. Karakol komutanı. Bilmiyorum işte. Ondan sonra bir şeye geçemedim. Arıyorum, cevap vermiyorlar yani vesaire. Hala oranın telefonları var benim. Arıyorum, cevap vermiyorlar oralar. Hatta ben görüşmek istedim, görüştürmediler de. O davayla ilgili bir şey biliyordu, infaz mı ettiler? İnfaz ettiler. Ya bir şey gördü, ya bir şeye tanık oldu, infaz ettiler. Yusuf sen ışığı vuruyor.